14 ihalenin tümünün iptaline karar verilmesine dair talebinizi alıyorum. Tabii. Size yazılı olarak cevap vereceğim. Anayasanın 43. maddesine göre sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilmelidir. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı sorumluluğunda olan Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ve Enez ilçeleri sahillerindeki 127.464 metrekarelik 14 parselden oluşan alan 3 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı. Edirne'de ve Cihan Kültür Merkezi konferans salonunda internet üzerinden çevrim içi düzenlenen ihaleye çok sayıda işletmeci katıldı. Günübirlik alan işletmeciliği yapmak üzere Edirne'li Enes ve Keşan ilçelerinin 14 ayrı noktasında kıyı kesiminde yer alan 1. 2. 3. doğal sit alanlarımızın 3 yıllığına Edirne'li Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Müdürlüğü'nce bugün saat 10'da başlatılan açık ihalelerinin tümü iptal edilmelidir. Saros Körfezi sahillerinin kiralanmasına karşı çıkan sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan 40 kişilik grup, ihalenin iptal edilmesi için İhale Komisyonu Başkanlığı'na dilekçe verdi. Bizim komisyon başkanlığımızda bir dilekçemiz var. Evet. Bugün 14 aylık kiralama ihalesi yapılacak bu Enes, Keşan doğal sit alanlarına dair ilanlarda vaziyet planları eklenmemiş durumda. Evet. Yani bu ilanlarda ciddi bir eksiklik, vaziyet planlarının bulunmaması. Bu da biliyorsunuz bir yönetmelik var. Bu DHT alanların idaresi hakkındaki yönetmelik. Evet. Onun 8, 9, 17, 18, 19, 20. maddelerine aykırılık var. Biz işin konusunda da şartnamenin iki vaziyet planı ilandaki ekler arasında konulmadığı belli. Evet. Bu 14 ihalenin tümünün iptaline karar verilmesine dair. Talebinizi alıyorum. Tabii. Size yazılı olarak cevap vereceğim. Buyurun. Yalnız diğerine ben bir alındı diye iki nüsha o. Tabii. Şimdi bir şey yapalım. Şart koyarsanız. Salonu boşa bakabilir miyiz? Buyurun. İhalenin gerçekleşmemesi için başvuruda bulunacağız. Ondan sonra da basın açıklamamız var. Saros sahillerinin ihalesi için. Yaşam alanlarımıza olan müdahaleye karşı buradayız. Bugün burada itiraz dilekçelerimizi vereceğiz. Böyle doğa alanının karşısındayız. İkizdere'den Saros'a bugün mücadeleye devam ediyoruz. Doğanın iktidar rant projesi olmasını istemiyoruz. Bu yüzden itiraz dilekçelerimizi vereceğiz. İhalenin başladığı saatlerde basın açıklaması yapan Trakya Platformu sözcüsü avukat Bülent Kaçar, doğal sit alanı ilan edilen sahilin kiralanmasının hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, halk olarak serbestçe kullandığımız kıyılarımızı, kumsallarımızı ticari faaliyete açmak kamu yararına aykırıdır. Biz bu ihalenin Edirne Valiliği ve vakıf tarafından iptal edilmesini talep ediyoruz dedi. Bu ihalenin 14 ayrı kiralama için yapılan ilanlarında ihaleyle kiralanacak doğal sit alanlarının vaziyet planları ilan eklerinde bulunmamaktadır. İhale dosyası, ihale dokümanları ve ihale ilanı ihale mevzuatına, usul ve hukuka, tabiat varlıkları ile özel çevre koruma bölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin idaresi hakkındaki yönetmeliğin 8. 9. 17. 18. 19. 20. maddelerine açıkça aykırıdır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğal sit alanları mevzuatı, sit alanları korunmasını zorunlu kılmaktadır. Kiralama Edirne Çevre Koruma Vakfı'nın amacı olan çevre koruma amacına da açıkça aykırıdır. Halk olarak serbestçe kullandığımız kıyılarımızın, kumsallarımızın ticari faaliyete açılması kamu yararına aykırıdır. Anayasanın 43. maddesine göre sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilmelidir. Erikli ve Enes sahillerinin yanı sıra İtalyan koyunun ihaleye çıkmasına çevreciler tepki gösterdi.